Her türlü havada, zorlu şartlarda, antrenmanda, yarışta dalgaları aşarak hedeflerine gidiyorlar. Sadece doğayla değil, kendileriyle de mücadele ediyorlar. Onlar rüzgarın çocukları. Ben Alican Kaynar. Ateş Çınar ben. Ben Deniz Çınar. Olimpiyatlar her sporcunun rüyası. Fenerbahçe Doğuş Yelken takımından 3 sporcu için bu hayal gerçek oluyor. Üstelik bu kez madalya için iddialılar. İzleyeceğiniz öykülerde fedakarlık, azim, mücadele, tutku, ter ve gözyaşı var. Rüzgarın çocukları başlıyor. Sert bir madalya mücadelesi olacak. Ben madalya alabileceğime inanıyorum olimpiyat oyunlarında. Biz direkt söylüyoruz ya, biz madalya istiyoruz. Yani bunu yapabileceğimizi de biliyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin ilk madalyasını yelkende getiriyor olmak. Doğa dediğimizde herhalde ilk çağrışımı yapan deniz oluyor benim için. Yelken sporu bence geliştirmesi gereken sporlardan bir tanesi. Bugünlerde ekilen tohumların karşılığını pek yakın zamanda alacağız. Yelken sporunda en önemli şey sporcunun kendisiyle mücadelesidir. 84 milyon hepimizin kalbi onlar için çarpacak. Bu üç kardeşimizin de en azından bir tanesini podyumda madalyayla dönerse hiç şaşırmamak lazım diyorum. Ben Alican Kaynar. Yelken'e 6 yaşında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başladım. Yaz okuluyla. Daha sonra seneler geçti ve farklı teknelerde yarışıp 2020 Olimpiyat Oyunlarına Fin sınıfında hazırlanıyorum. Yaklaşık 20 senelik bir milli takım tecrübem var. Ve tabii onun haricinde alt sınıflarda, kulüpler arası müsabakalarda, Türkiye şampiyonunda birçok kez hem kulübümü temsil ettim. Daha sonra da Dünya ve Avrupa şampiyonunda ülkemi temsil etme şansı buldum. Herhalde 1000'in üzerinde milli formayı giymişimdir yurt dışında. Babam sayesinde yelkene başladım. O 6 yaşında, çok erken bir yaş. Normalde 7-8-9 yaşlarını bekliyor aileler. O herhalde bekleyememiş. İçimdeki o yelken heyecanı ile beraber yazdırmış beni 6 yaşında. Fenerbahçe Kulübü benim için ailedir. Ve yani kulüpten öte hayatımın sonuna kadar içinde olacağım, onun için çalışacağım, fedakarlıklar göstereceğim. Çünkü beni bu zamana kadar yanımda olan ve benim için çok emeği olan bir organizasyon Fenerbahçe Spor Kulübü. Bir şey söyleyeyim. Neydi bunlar? Bilseydin bari. Alican çok şefkatli bir babadır. Çok özverili. Çok komik. Çok komik bir babadır. Azra'yla çok keyifli vakit geçiriyorlar. Azra isterse bale de yapar, tütü de giyer, her şeyi yapar. Değil mi? Evet. Evet. Alican, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş olan, gelecek nesiller için çok iyi bir rol model olup, buradaki altyapı sporcularımız için de her zaman hayranlıkla izledikleri sporcularımızdan bir tanesi. Ateş Çınar ben. 95 yılında Foça'da başladık. Foça Yelken İstisnas Kulübü'nde başladık yelkene. Eskiden yaramaz, günümüzde hiperaktif diye tabir eden çocuklardanım. Yani hep kolum bacağımı kırmışlığım var ve spor yapmak için bir sağlık raporu almanız gerekiyordu. Ben bu sağlık raporunu hiçbir zaman alamadım. Ve yelkenden de hani buna bir şey olmaz deyip sağlık raporu verdiler. Öyle yelken yapmaya başladım ben 95 yılında. İyi ki de başlamışım. Doğru spor belki de bu şekilde buldum yani. Ben Deniz Çınar. 36 yaşındayım. Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı sporcusuyum. 470'te kardeşimle birlikte yarışıyoruz. Sırasıyla Optimist, Lazer 4.7, Lazer Radial, bunların hepsinde yarıştık. En sonunda işte 2005 yılının yazından beri de 470'te yarışıyoruz birlikte, yani takım olduk. Yelken kulübü açıldı Foça'da. Götürdük. Ateş hiç sevmedi. Kulübün tuvaletine kapattı. İstemiyorum, çıkmayacağım dedi. Her seferinde midem bulanıyor dedi.
kardeşler Ateş ve Deniz de ilk 2010 senesinde milli takım kafile lideri olduğum dönemde Dünya Şampiyonası'nda tanışma fırsatı bulmuştum. Deniz bana denizde yaklaştı ve dedi ki, Selma abla, burada kotayı almak için sağ kolumu vermeye razıyım. Ben bir dehşet ifadesiyle ona baka kaldım. Ateş ve Deniz'in tutkuları, denize olan ve yelkene olan tutkuları, inançları bu boyutta bambaşka fedakarlıklar yapabilecek bir noktadalar. Onlar herkesin en zor yaptığı işi yapıyor. Takım çalışmasını yapıyorlar. Ya biz aslında birbirimize karşı rakiptik. En büyük rakipler bizdik birbirimize karşı belki de. Hani evet. Türkiye'de böyle 1-2 olalım. O zamanlar bölge şampiyonları vardı. 1-2 olurduk falan. Ya ben geçildiğimde sorun olmuyordu da ben onu geçtiğimde çok büyük sorunlar oluyordu. Bir hafta bir sonu gelene kadar konuşmuyordu falan bende yani. Böyle şeyler oluyordu. Ama ben de abartıyormuşum şimdi. Annem anlatıyor. Hani ben mesela bir yarışta birinci olduğumda mahalleye daha girer girmez madalyayı sallamaya başlıyormuşum böyle. Ya Ateş Hanım bütün Foça'ya duyururdu yani. Bir tane yarış olurdu, örnek veriyorum Foça'da ya da işte gittiğimiz bir yerde. Yani ben normalde kazanırım. Çünkü yaş olarak fark var. Fiziksel küçük yaşlarda fiziksel olarak fark ediyor. Hani normalde ben daha önde olurdum. Ama arada sırada Ateş de geçiyordu ama Foça'da bayram ilan ediyordu. Herkes bütün kapı kapı geziyordu adam. Onunla da beni çıldırtıyordu tabii. Deniz daha çok madalya alırdı. Alır madalyayı çıkarır boynundan. Hiç öyle mütevazidir yani. Ama Ateş yaygaracıdır. Ben madalya kazandım, madalya kazandım. Hatta bir gün Deniz'in çok gücüne gitti. Yani anne söyler misin lütfen dedi. Ben onu öyle mi yapıyorum dedi. Ya 40 yılda bir geçti beni dedi. Hemen bana şey nispet yapıyor dedi. Yelken teknenin üzerine denizde olmanın heyecanı her zaman içimizde var. Her gittiğimiz yerde denizin aslında farklılığı bizi tekrardan o ilk yelken tanıştığımız zamanki duygulara geri götürüyor diyebilirim. Doğa dediğinizde herhalde ilk çağrışımı yapan deniz oluyor benim için. Yani doğa dediğinizde aklıma deniz geliyor. Yani dağ gelmiyor, tepe gelmiyor ya da ormanlık bir alan gelmiyor yani. Deniz geliyor aklıma. İlk deplasmana Bodrum Bitez'e gitmiştik. Hiç unutmuyorum onu ben. İşte biri 9, biri 10 yaşında. Akşam oldu, hakemler döndü, çocuklar da yavaş yavaş gelecek. Bir türlü gelmiyorlar. Yani bir 20 tane çocuk çok geç geldiler. Karanlık olmuştu. Ben dedim ki bana çocuk lazım. Ben yelken, melken istemiyorum dedim. Yani benim çok merak ettim çünkü. Akşam otele gittik. İkisine birden aldım karşıma. Dedim ki ben istemiyorum yelken falan. Eve gidiyoruz dedim. Ateş tabii dedi hemen. Hemen toplanmaya başladı. Sabahleyin kapım çalındı benim. Deniz geldi. Anne bırak beni, bu benim geleceğim dedi bana. O zaman ben kaldım. Çocuklarınızı çok iyi yetiştirir. Eğitim, işte askerliğini yapar, iyi bir iş sahibi olur, evlenir, evi olur, arabası olur. Bizim de hayalimiz böyleydi ama onlar bizim hayalimiz var deyince ben bir şok oldum. Oğlum ne hayaliniz? Vallahi biz bu yelkende işte dünyanın en iyisi olmak istiyoruz. En iyilerinden biri olmak istiyoruz diye söylediler. İyi bir ekonomik gücü olmayan branşlar maalesef başarılı olamıyor. Sponsor desteğiyle tabii ki de benim kariyerim farklı bir noktaya evrildi. Özellikle 2006'da Doğuş Grubu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk sözleşmesi. Daha sonra bize olan destekleri. Sadece tabii bu maddi anlamda değil, inanılmaz bir arkada bizi destekleyen bir ekip de kuruldu. İşte antrenörler, yurt dışında lojistik destek vesaire. Çünkü bazen yeri geliyor, işte bir tekne Avrupa'ya giderken arabayla, diğer bir tekne işte konteynerle Japonya'ya gitme durumunda oluyor veya Avustralya'da başka bir yarış oluyor. Bunların lojistiği vesaire çok büyük işler. Bu
sponsor desteği bizi dünya standartına ulaştırdı. Kesinlikle. Antrenör olsun, malzeme olsun. Şimdi malzeme derken sadece yelkende kullandığımız malzemeler dedi. Şimdi bir minibüsümüz var, bir trailerimiz var, bir antrenör botumuz var. Onu da sponsor sağlıyor. Sadece bir teknemiz yok bizim. 3-4 tane teknemiz var. Aynısından 3-4 tane var. Örneğin biri burada duruyor İstanbul'da. Burada antrenman yapmamız için. Bir tanesi Avrupa'da duruyor. Avrupa'daki işte yarışlara katılmamız için. Şu an bir tanesini Japonya'ya yolladık. Konteynere koyup. Olimpiyatlarda yarışabilmemiz için. Yani şu an en az 3 tekneye ihtiyacımız var. Bunların da sağlanması gerekiyor. Eskiden bize hani Türkiye katılsın yeter deyip diyen hani yöneticiler vardı. Şimdi madalya kazanmak istiyoruz, başarabiliriz deyip ve bunun için de hani neredeyse sınırsız desteğimiz var yani. Çok, bu çok güzel bir şey. Bunu bilmek de güzel yani. Doğuş'un bu sponsorluğu aslında çok vizyoner bir sponsorluk oldu. Siz 4 yılınızı planlayıp, önünüzde hedeflerinizi koyup, bunların maddi ve mali yapılarını da arkasına koyduğunuzda sporcuların önünde ve kafalarındaki ve antrenörün önündeki en büyük engeli kaldırmış oluyorsunuz. ...2016 yılında başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü ve Doğuş Grubu yelken bazında iş birliği de meyvesini veriyor diyebiliriz. Çünkü burada rekor sayıda gidiyoruz. Rekor sayıda gittiğin zaman bunun cazibesi de artıyor. Yelken spor yapmak isteyenlerin de ilgisi de artıyor. 4 sene olarak orijinalde planlanan bu işbirliği pandemi vesilesiyle olimpiyatlar bir sene ertelenince Ferit Bey'in liderliğinde Doğuş Grubu bir sene daha uzatmaya karar verdi. Bundan sonraki olimpiyatlar 3 sene sonra inşallah bir 3 sene daha bir sonraki olimpiyatlara kadar bu işbirliğini devam ettirebiliriz. Bu sporların hiçbirinin gelirleri, giderlerini karşılamıyorlar. Bir tek yelken hariç. O da Doğuş Grubu sayesinde oluyor. Ferit Bey'in hem büyük bir Fenerbahçeli olması hem de yelken sporuna özellikle merak olması güzel bir işbirliğine sebebiyet verdi. Böyle bir spor dalında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Doğuş Grubu'na sponsorluk için böyle bir fırsatın verildiği için çok teşekkür ediyoruz. 57 senelik bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin tarihinin %50'sine şahitlik yapmış bir Fenerbahçe taraftarı olarak değişik senelere kadar futbol için statlara giden, basketbol için aynı şekilde Sarı Lacivert'i destekleyen bir taraftarın şimdi olimpiyatlara giden bir yolculukta oraya gidene kadar Fenerbahçe formasıyla buradan ayrıldıkları anda artık milli formaya hizmet eden bu genç kardeşlerimizle beraber bir yolculuğa çıktık bundan 4 küsur sene evvel. Yelken benim çok sevdiğim bir spor. Şahsen kendim de son 10 senedir yapıyorum. Yurt dışında yarışmalara katıldım. Genellikle İngiliz ağırlıklı olan bir spor dalı. İtalyanlar da çok iddialı. Ama benim ekipte Hırvatlar var. Yani Hırvatlar biliyorsunuz 4,5 milyon nüfusu olan bir memleket Hırvatistan. Fakat şimdi o 4,5 milyon nüfusa bakıldığında futbolundan su topuna, yelkeninden tenisine, basketboluna birçok sporda çok iddialı bir memleket. Hep düşünmüşümdür niye Türkiye'de biz bunu yapamıyoruz diye. Yelkeni olan merakımla birlikte Fenerbahçe'de de bir araya geldi. Belki 4-5 sene evveline kadar yapmış olduğumuz sponsorluk hep işte Fenerbahçe stadında Türkiye'nin öbür güzide ekipleri Beşiktaş'ımız olsun, Galatasaray olsun, Trabzon olsun, Rize olsun birçok ekibe de sponsorluk yaptık. Fakat burada değişik bir ortam var. Ben bu ekibin abisi gibiyim. Onların nasıl düşündüklerini, ne zorluklarla bu yelken sporunu yaptıklarını biliyorum. Yelken her an değişen bir spor. Taktiğinden hava şartlarına kadar sonuçların değişebileceği bir spor. Bunları da bildiğimiz için teknik heyetinden yarışılan teknelerin özelliğine kadar biz bu işi onlarla hep beraber götürdük. Hocasından sporcusuna kadar bu genç kardeşlerimizi ilk önce başladığımız yerde dünya 15. 16.sı 17. olanlar vardı. Şimdi birçoğu ilk 4'e, ilk 5'e giriyor.
Selma Rodopman olmazsa olmaz. Her zaman bize de çok yakınlık gösteriyor. Biz bir aile gibi çalışıyoruz. Bir sponsor olarak değil, sanki teknik heyetin, yönetimin bir parçasıyız gibi. Bunun için zannediyorum sporcusundan A'dan Z'ye, yelken branşındaki herkes bizi bir sadece sponsor olarak değil, ekibin bir parçası olarak görüyor. Evet, maddi sponsorluğu çok çok önemli Doğuş Grubu'nun ama bununla beraber manevi de bir sponsorluğu var. Doğuş Grubu'nun sponsorluğunda şöyle bir fark var. İçimizdeler. Ekibin bir parçasılar. Özellikle dostum Sayın Feri Şahinke, Sayın Gül Çağdaş'a ve burada emeğe geçen tüm Doğuş Grubu çalışanlarına bize vermiş oldukları maddi ama özellikle eşi benzeri olmayan manevi desteklerinden dolayı şahsım, yönetim kurulum, camiam ve sporcularımız adına çok çok teşekkür ediyorum. İki ay gibi bir sürede evde kaldım. İşte salonun bir kısmını boşaltıp oraya bir spor salonu yaptık. Oradaki yine eşimin, kızımın fedakarlığı benim için çok önemliydi. Yani neredeyse 3-4 saat salonu bana bırakıp spor yapmama izin veriyorlardı. Konsantrasyonun bozulmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Salonun bir kısmını ona spor salonuna dönüştürdük. Ki antrenmanlarına devam edebilsin, geride kalmasın ya da mental olarak onu negatif anlamda etkilemesin diye buraya, Azra'nın bu salonun oyun bölümüne komple her şeyi kaldırıp spor salonu kurdu. Anneciğim, belki diyebiliriz ki çadırı oraya aldık. Evet, burada Azra'nın çadırı vardı. Onu başka bir yere taşıdık ve buraya Alican'a spor salonu kurduk. Ama Azra yine de keyif aldı çünkü o da spor yapmayı çok seviyordu. Babası ona parkurlar da hazırladı. Evet. Bizim için keyifli bir dönemdi aslında. Çok çok bizi zorlamadı diyebiliriz. Evet. Hani fiziksel olarak zaten en top seviyedik dünya şampiyonası olduğu için. Türkiye'ye geldiğimizde de sanki dünya şampiyonasındaymış gibi her gün böyle yani denize çıkıyormuş gibi evde 3 saat, 3,5 saat antrenmanlar yaptık. Hani o şekilde geçirdik. Aslında mental olarak dönemimiz ama şuydu ya, aslında biz salgının hani bu kadar uzun süreceğini bilmiyorduk. Biz şöyle 2 ay sonra döneriz dedik. Ha, aynen. Hani biz dünya şampiyonası iptal oldu ama hani herkesle şöyle konuşuyoruz ya, 2-3 ay sonra görüşürüz. Hani malzememizi de yurt dışında bıraktık, her şeyi bıraktık. Yani o öyle olduğu için de hani geldik buraya, tamam kapandık, evlerdeyiz hani, ama hani bir şekilde hani Ateş'in de dediği gibi işte antrenmanı devam ediyoruz evde. Sanki işte 3 ay sonra çıkacağız, her şey bitecek, ondan sonra devam edeceğiz hani yelken yapmaya ya da neyse şampiyonalara gitmeye devam edeceğiz. Tabii öyle olmadı. 70 gün evden çıkamadık. Sonra tam 70 gün sürdü evde kalma süremiz. Biz 365 gün neredeyse aklımızdan çıkmadan bu hazırlığın içinde olmam gerekiyor. Yani dinlenme gününde bile işte ne yediğim önemli, ne kadar uyuduğum önemli, nerede olduğum, ne kadar yorulduğum. Çünkü bir sonraki gün antrenman var. Yani dinlenme gününde gidip istediğimi yapamıyorum. Aslında 8 senelik neredeyse bu Tokyo'nun hiç durmadan bir hazırlığı var. Tabii bu da hem yorgunluk açısından, zihinsel yorgunluk açısından, hem vücut yorgunluğu açısından uzun bir süre. Artı bir senede tabii pandemiden dolayı geldi. 9 senelik aslında bir süreç. Ama iyi bir sonuçla, Tokyo'da alacağım iyi bir sonuçla bunu taşlandırmayı düşünüyorum. Benim için ilk 6'nın dışındaki bir derece başarısızlık olur. Bu olimpiyatı ilk 6 bitirmem gerekiyor. Bunun içerisinde rakiplerim gerçekten çok kuvvetli. İşte bazı yarışlarda kimisini önde bitirdim, bazı yarışlarda onları önde bitirdi. Bazılarında ben madalya aldım, onlar alamadı. Bu 6 sporcunun arasında kesinlikle sert bir madalya mücadelesi olacak. Ve ben madalya alabileceğime inanıyorum olimpiyat oyunlarında. Hepimizi çok heyecanlandırıyor. En güzel şekilde Boğaz'ın güzel bir kıyısından onları yolculuğa çıkaracağız. İnşallah rüzgar hep onlarla beraber olacak. Biliyorum 84 milyon memleketimizin nüfusu, halkı da hepimizin kalbi onlar için çarpacak. Artık bundan sonra bir sponsor olarak değil sadece bir taraftar olarak onların başarılarını izleyeceğiz.
başarılı şekilde döneceklerine ben inanıyorum. Yelken sporunda en önemli şey insanın, sporcunun kendisiyle mücadelesidir. Onun için bu ilk de değil, son da olimpiyat olmayacak. İnşallah buradan geçmiş olimpiyatlarda daha iyi dereceler kazanacağız. Ve inanıyorum ki şu anda yarışan birkaç kardeşim de sadece Fenerbahçe Doğuş Yelken ismine değil, Türkiye'de nice kulüpler için yetişecek gençlerimize de ağabeylik ve ablalık yapacaklar diye düşünüyorum. Özellikle o yarış sırasında mesela Ors'a çıktılar, Puf'a dönüyorlar. Bir numarayı bir dönüp de Türk bayrağını açtıkları anda inanın böyle ve ağlıyorduk yani. Kesinlikle yani ilk 10'un içerisinde garanti. İlk 5'in içerisinde ruh hallerine bağlı. Ama ben onlara buradan ayrılırlarken yani bir de olabilir diyorum. Biz 2016 yılından beri olimpiyatlar için çalışmalarımıza devam ediyoruz Doğuş sponsorluğu ile birlikte. Bu çalışmalarımızın meyvelerini almayı beklediğimiz nokta ve sporda bir sporcunun, bir atletin gelebileceği en üst düzey yarışma. Kendilerinden beklentilerimiz yüksek ama onlar da çok istekli ve motiveler. Dolayısıyla hedefimiz Türkiye'nin ilk madalyasını yelkende getiriyor olmak. Türkiye'nin doğasına baktığınız zaman yelken sporu, su sporları ama özellikle yelken bence geliştirmesi gereken sporlardan bir tanesi. Bu bağlamda da Spor Bakanlığımızın yelken olsun, yüzme olsun bu sporlara özel bir odağı var, özel bir ehemmiyet veriyor. Bence bu bugünlerde ekilen tohumların karşılığını pek yakın zamanda alacağız. İlk aşamada kotalar almak önemli. Tabii yakın zamanda bu yeterli olmayacak. Yakın zamanda bunların kota sayısının artması ama bununla beraber de madalyaların gelmesi gerekiyor. Sahiden alınan dereceler çok çok iyi. Ama bu spor yani her şey olabilir. Kulübümüzden de çok önemli adette sporcu olimpiyatlarımıza katılıyor. Yelken'de de 3 kardeşimiz katılıyor olacak. Bu 3 kardeşimizin de en azından bir tanesini podyumda madalyayla dönerse hiç şaşırmamak lazım diyorum. Ya biz direkt söylüyoruz ya biz madalya istiyoruz. Yani ya, bunu yapabileceğimizi de biliyoruz. Hani hazırlıklarımızı hep o yönde yaptık yani her şeyi bütün imkanlara sahip olduk. Yani Fenerbahçe Doğuş çok büyük bir basamak sıçrama yaptırttı bize. Seviye atlattı yani bize açıkçası. Çünkü bizde hani daha önce de ilk 10 yarışlarımız oluyordu evet. Ama hani madalyaya yakın bu kadar yarıştığımız dönem yoktu yani kariyerimizde. 4. olimpiyatı zorlamamızın yani katılmak istememizin tek sebebi böyle bir oluşumun olmasıydı yani. Bizim gibi madalya isteyen insanların, yöneticilerin, sponsorların bu işe yönelmesiydi yani.